Alo. Alo. Ha, merhabalar, yaşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Doktorumuz özellikle teşekkür ediyorum. Ben iki sefer kalp krizi geçirdi. Kalbim bayağı yıpranmıştı, hasar görmüştü. Şimdi de, pardon. Buyurun, dinliyoruz sizi. İki sefer kalp krizi geçirdim, 15-16 sene oldu. Kalbim bayağı bir yıprandı o zaman. %50'lere indi. 2-3 tane de step var şu anda bende. Şimdi de doktora gittim. %30'lara inmiş kalp durumu dedi. Ve şey yaptı, pil önerdiler. Acaba olabilir mi, olmaz mı? Faydası olur mu bana? Ben de pilde tereddütte kaldım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hocamız cevaplıyor sorunuz. Öncelikle geçmiş olsun. İşte bu kalp krizinden korunmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir vaka da bu hastamız. Kalp krizinden sonra kalp fonksiyonları %30'lara indi diyor. Şimdi %30'lara indiğinde iki sorunumuz oluyor. Bir önceki hastamızın bahsettiği gibi nefes darlığı, çarpıntı, hareket ederken, yürürken değişik performans, egzersiz performansında bir kayıp. Bu bir sorun. Bir ikinci sorun da kalbi zayıflamış bir hastamızın kalbinin aniden bir ritim bozukluğuyla durma riski vardır. Bu %30'lara indikten sonra, %30'lar ve altına indikten sonra kalbin çalışma yüzdesi, kasılma yüzdesi daha doğrusu, bu kalp durması riski yükseliyor. Çok artıyor. Dolayısıyla biz bu hastamıza da önerildiği gibi bir çeşit kalp pili öneriyoruz. Ama bu kalp pili kalbin nabzını yükseltmek için kullanılan diğer pil türünden farklı. Burada kalp piliniz tabir yerindeyse pusuda bekliyor. Hastamız ölümcül bir ritim bozukluğuna maruz kaldığı anda şok veriyor hastamıza. Ve şok verdiği zaman elbette ritmi normale döndürüyor öncelikle. Ve hastamızın hastaneye gitmesi yönünde bir uyarı oluyor. O ritim bozukluğuna sebep olan bir ilaç eksikliği midir, başka bir şey midir? Yoksa zaten hastalığının doğası gereği olan standart bir durum mudur, istenmeyen sonuç mudur? Ve onu hastanede ilgili kardiyolog arkadaşlarımız değerlendiriyor ve yapılacak ekstra bir tedavi varsa onu uyguluyorlar. Ama her şeyden önce hastamızı hayatta tutuyor bu pil. Bugün takılan bir pil umuyoruz ki hiç ihtiyaç olmaz ama ertesi gün de o hastamız kalbi durup o pil sayesinde hayata tutunabilir. 10 yıl sonra da olabilir bu. Yani 10 yıl boyunca o pili taşır, 10 yıl sonra kalbi durur, şok verir. O hastaya böyle bir faydası olur. Evet. Araçların hava yastığı gibi düşünelim. Hava yastığı hep durur orada. Umarız hiç açılmaz deriz, değil mi? Bu pili de taktığımızda umarız hiç çalışmaz diyerek takıyoruz ama ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıyor. Dolayısıyla hastamıza o pili taktırmasını öneririz.